Pınar Altun Nişantaşı'nda diş doktoru çıkışı kameralara takıldı. İyiyim, iyiyim. Nişan geldiğinizi söyledim. Yok, kontrol ya, temizlik, bakım. İşte hani gidiyoruz ya öyle. Evet. Ünlü sunucu, son günlerde Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Tamer Karadağlı ile ilgili yaşanan tartışma hakkında düşüncelerini paylaştı. Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreninde Zuhal filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu seçilen Nihal Yalçın'a ödül verirken yaptığı davranışlar nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Sahneye çıkan Nihal Yalçın, ödülünü Tamer Karadağlı'dan almadan hemen konuşmasına geçmiş ve bu konuşma 3,5 dakika sürmüştü. Beklemekten sıkılan ünlü aktör, Nihal Yalçın'ın eline ödülünü vermiş, bunun üzerine de Yalçın, "Bana sus mu diyorsunuz?" sözleriyle Karadağlı'ya tepkisini göstermişti. Umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Oyuncumuz Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Ödül törenlerinde kalabalıktır. Çok fazla insan ödül alır. Ve sırası gelen, ödülü hak eden çıkar ödülünü teslim alır önce. Evet. Teşekkür eder. Ardından ödülüyle beraber bir teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar çünkü o ödüldür zaten sizin savaştığınız şey. Dolayısıyla ödülünüzü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz. Bu arada bu konuşmanın da belli bir süresi olmalıdır. Çünkü sizden öncekiler ve sizden sonrakiler vardır. Seyredenler açısından bunaltıcı olmaması için belli bir sürede kısıtlı kalmalıdır. Yurt dışında ciddi kuraldır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela. Pınar Altun, Tamer Karadağlı'nın sosyal medyada uğradığı linçle ilgili de yorum yaptı. Rıza Kocaoğlu tören sonrası bir ömrü bir tipe sığdıran sabra ne oldu? Ahmet Mümtaz Tayland'a her başarılı kadının ensesinde vızıldayan bir erkek vardır tweetlerini atarak Nihal Yalçın'a destek vermişti. Yalçın ayrıca Antalya'dan dönerken arkadaşı Zeynep Ocak'la beraber çektiği videoyla da Tamer Karadağlı'nın mimiklerini tiye almıştı. Tamer Bey'in fazla böyle linç yedi gibi bir durum oldu. Bir de erkek bakış açısını üzerinden çok eleştirdi. Yahu niye bunu erkek kadın yapıyorsunuz? Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin bir şey. Sosyal medyada söylenen o şekilde. Ya birincisi ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için bir yer değildir. Size takdim edilen ödülü sevincini paylaşmanız ve bu ödülde katkısı olan, sizin hayatınızda kıymeti olan kişilere teşekkür etmeniz gereken bir yerdir. Benim söyleyecek bir şeyim varsa ben çıkar söylerim zaten. Artık bir de üstünlük. Hani sosyal medya çok kuvvetli. Hepimiz sosyal medyayla dilediğimiz şeyi dile getirebiliyoruz. Ama güzel bir ödül töreni, bütün içinizdekileri ortaya döküp sohbet edeceğiniz bir yer değildir bana göre. Bu işin adabında da çıkarsın, ödülünü teslim alırsın. Daha sonra teslim eden kişiye teşekkür edersin. Çünkü sen bu konuşmayı yaparken o kişi arkada beklemek durumunda değildir. Bu kim olursa olsun yani bu Tamer olabilir, Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir. Bir şey yani tam tersi de olabilirdi. Arkada ödülü vermek için bekleyen bir kadın, ödülü alan bir erkek olabilirdi. Aynı hareketi yapsaydı ne olacaktı? Vay, öndeki erkek bak arkadaki kadını bekletti mi olacak? Böyle bir şey olabilir mi yahu? Pınar Altun, Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteri örnek gösterilerek eleştirilmesine de sinirlendi. Bu niye cinsiyetçiliğe varıyor? Evet, ben onu bilmiyorum. Yani hele bir de işi şeye getiriyorlar. İşte Haluk zaten sen Haluk maço bir adam değil. Her zaman son sözü karısına söyleten, ne kadar fikir olarak karşı çıksa da karısını çok seven ve hep peki karıcığım diyen bir adam. Yani Haluk ve Meltem'i düşün çünkü oradan yürümeye çalışıyorlar. Bir iki günde konuşuyorum Tamer'le de gülüyoruz yani yapacak bir şey yok. Ama hani, yine de yaptığı doğru mu diyor? Bir şey söyleyeceğim. Siz arkada böyle direk gibi beklemek ister misiniz ya? Ben kaba bir şey görmüyorum. Yani hepimizin bir şeylere tepki gösterme hakkı vardır. Üstüne üstlük de hani ödülünü takdim ettiği sırada bana göre ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz gibi bir tavır bana doğru gelmiyor. Yakışık alır gelmiyor. Altun, Karadağlı'nın yaşanan duruma şaşırdığını ifade etti. Ama böyle konuştunuz, olay için konuştunuz mu telefonla veya herhangi bir olay? Konuştum ama ben Tamer'le her dakika konuşuyorum. Üzülmüş mü yoksa yaptım diyor mu? Şaşkın yahu.
nerelere geldi, bu ne saçma iş diyor. O da şaşkın. Çok fazla uzaklar. Ya bu size normal geliyor mu arkadaşlar? Siyasete bile kaydı olay. Yapmayın, herhalde canı sıkılıyor birilerine.